Şimdi komünizmin yine gelişiminden biraz devam etmek istiyorum ben de inşallah. Lenin'in 1923 yılındaki hastalığından sonra Stalin Rusya'da bayağı bir iktidar kazanmaya başladı. Yani bayağı güç kazanmaya başladı. Daha sonradan zaten Lenin'in ölümünün ardından da tamamen iktidarı ele geçirmiş oldu. Fakat 1924 ile 1929 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde muhaliflerini tamamen idamla, sürgünle, katliamlarla yok ederek tamamen gücünü Rusya'da sarsılmaz hale getirdi. Şimdi bakın, komünizmde muhaliflere karşı ne yapılıyormuş? Demokratik bir ortam var mıymış? Hayır, yok. Ne var? Bana muhalif misin? Bana eleştiri mi getiriyorsun? O zaman idam ediliyorsun. İşte bana bir laf mı söylüyorsun? Benim sistemimi mi beğenmiyorsun? O zaman sürülüyorsun vatanından. Zaten sürgünde ne demek olduğunu birazdan açıklayacağım inşallah. Fakat bu sırada Nezaketi de oradan çıkartmak değil yani yok, tabii o ki dönemdeki. demokratik bir ortam hiçbir şekilde yoktur. Komünizmde tek taraflı olarak sadece devlet denilen, fakat o komünist devletin hakimiyeti ve onun başına da artık diktatör olarak kim varsa odur. Mesela bir villa gördünüz, hoşunuza gitti. Bir Müslüman ona baktığında der ki ne kadar güzel bir ev der. Bütün Müslümanlar bunlara sahip olsun diye geçirir. Bir komünist bakar der ki bu insana fazla der, bu villa hemen el koyalım der. Devletin olsun bu der. Yani komünist zihniyetin ana mantığı budur. Genel olarak halkların fazla mala mülke, yani fazla derken herhangi bir ev de olabilir bu. Komünist Rusya'da olduğu gibi yiyeceği yemek de olabilir. Artık ürettiği buğday da olabilir. Yani her şeye el koyma mantığı vardır. Ki nitekim Stalin de bunu komünist zihniyetin içerisinde olabilecek en iyi şekilde, onların o kirli iyiliği şeklinde uygulamış kişilerden biridir. Fakat Stalin bunu yaparken ne yapıyordu? Propaganda posterlerinde küçük çocuklarla son derece iyi anlaşan, çiçekler hediye alan müthiş müşfik bir lider görünümü veriyordu. Tabii. Resmimizi görelim. Bu Stalin'in yalanı. Evet. Her yerde propaganda posterlerinde bunları görüyorduk. Fakat Çocuklar Sovyetler son derece Birliği'nde böyle şık ve temiz tabii çocuklar giyinmiş. mesela sanki çok sağlıklılar. Çiçekler falan çok bakımlı. Halbuki komünist devletin olduğu yerde böyle bir çiçek bile görmek mümkün değildir, ama o artık çok geriden geliyor. Çünkü insan haklarının yanında gerçekten yani lafı bile edebilmeyecek konumda. Şimdi bu Stalin'in yalanı. Sonradan şimdi Stalin gerçeğini görelim. Stalin devletinde, Rusya'sında çocuklara verilen değer işte bu. 6 milyon insan açlıktan ölmüş, yüz binlerce çocuk felaketin hedefi olmuştur Stalin'in yol açtığı kıtlıktan sonra. Ve çocukların gerçek değeri, çocuklara reva görülen yaşam standardı budur Stalin'in komünist Rusya'sında. Bu şekildedir ve Stalin komünizme, teşekkürler resim için, komünizme direnen Ukraynalıları tamamen kıtlıkla felakete sürükledikten sonra yine kendisine muhalif olan ve rejimi kabul etmeyen kişileri de sürgün ülkelerinden sürgün etmiştir. Bu sürgünlerde nasıl gerçekleşmiştir? Özellikle Kırım Türkleri, yani büyük azınlıklara genellikle sürgün uygulanmıştır. Fakat sürgün demek kilometrelerce uzaklıktaki yerlere sürülmeleri ve bir gece içinde bütün azınlıklar evlerinden toparlanıp ülke dışına gönderiliyorlar ve o sürgün sırasında zaten Rusya'nın iklimi de malum, binlerce, milyonlarca insan sırf sürgünde hayatını kaybediyor. Bakın, Komünist Parti politikasına karşı direniş gösterenlerin ölüm tarlalarına sevk ediliyor ve bu ölüm tarlaları da Gulag adı veriliyor. Bu gördüğümüz Sibirya'dalar. Efendim? Ve Sibirya'dalar bu Evet, tarlalar. Yani normal Sibirya'dalar yerleri bunlar. değil. Silah zoruyla ellerinden binlerce kilometre uzaktaki ölüm tarlalarına gönderilen kişiler, yolda ölenlerin zaten sayısı yüz binlerdir. Fakat bu ölüm tarlaları da toplu cinayet adı verilen, Sovyet dilinde sürgünden toplu cinayet adı verilen bir kelime kullanılıyordu sürgün için. Şimdi bunu 29 bir Komünist Parti görevlisinin bu sürgünler hakkında kaleme aldı. Aşağıdaki notları şimdi okuyorum size inşallah. 29 ve 30 Nisan 1933'te Moskova ve Leningrad'dan trenle bize iki konvoy, bakın şimdi bu ifadeye dikkat edin, işte bu komünizmin özetidir. İki konvoy sınıfsızlaştırılmış unsur gönderildi. Sanki maldan bahsediyor, insandan bahsediyor burada. İşte komünizmin insana bakış açısı budur. Sınıfsızlaştırılmış unsur. Canlı bile demiyor yani. Tabii. Değil insan, canlı bile demiyor. Konvoylar Nazino Adası'na götürüldü. Birinci konvoyda 5070, ikincisinde 1044 kişi olmak üzere toplam 6114 sürgün vardı. Taşıma şartları korkunçtu. Yiyecek çok az ve çok kötü. Yer kapasitesi ve solunacak hava yetersiz. En zayıflara musallat olan hastalıklar. Sonuç, günde ortalama 35-40 kişilik bir ölüm oranı. Sadece bu 6114 kişilik sürgün içinden bahsediyoruz.
Bununla birlikte bu koşullar mahkumları Nazino Adası'nda bekleyenlerle karşılaştırıldığında, yani o mahkumların gerçekten sürgün edildikleri bu ölüm kamplarının bulunduğu Nazino Adası'nda, diyor ki Nazino Adası'nda bekleyenlerle karşılaştığında gerçekten lüks sayılırdı diyor. Az önce okuduğum şartlar lüks kalırdı diyor. Nazino Adası üzerindeki tek bir ev bile bulunmayan tamamen bakir bir yer, yiyecek, tohum, alet yok. Yeni yaşam böyle başladı. İlk konvoyun gelişinin ertesi günü 19 Mayıs'ta kar yağmaya başladı. Rüzgar sertleşti. Daha birinci günde kar yağıyor. Bakın ev yok diyorum. Tohum yok, alet yok, hiçbir şey yok. Öyle bırakılıyorlar bir adaya ve kar yağıyor. Acıkmış, zayıflamış, başlarında dam, ellerinde alet bulunmayan mahkumlar kendini çaresiz bir durumla karşı karşıya buldu. Soğuktan korunabilmek için sadece ateş yakabiliyorlardı. Yavaş yavaş ölmeye başladılar. İlk gün 295 ceset gömüldü. Sürgünlerin adaya gönderilmesinin ancak 4. ya da 5. günü 4-5 gün açık olarak orada kalıyorlar. Yetkililer gemiyle kişi başına yalnızca birkaç yüz gram düşen un gönderdiler diyor kişi başına. Ve bu acınacak kadar az olan tayınları alanlar kıyıya koşuyor ve şapkalarında, pantolonlarında ya da ceketlerinde bu unun birazını sulandırmaya çalışıyordu. Fakat çoğunluğu unu olduğu gibi yutmaya çalışıyor ve çoğunlukla da boğularak ölüyorlardı. İnsanların oradaki çaresizliğini düşünecek olursak bu manzara çok açık. Evet. Adada geçirdikleri günler boyunca mahkumlar azıcık bir undan başka bir şey alamadı. En becerikleri peksimet pişirmeye çalıştı. Ancak ellerinde hiç kap yoktu. Kısa zamanda yamyamlık olayları belirdi diyor. İşte komünizmin sonucu budur. Biz burada şey yapmıyoruz, yani bir ütopyadan, bir hayalden bahsetmiyoruz. Allah bir sistem orada geliştirmiş bunlara ve dinsizlik bu insanları böyle yakıp kavurmuş ve şu anda da PKK'nın sistemi budur. İnsanları aynen bu şekilde muamele edecek bir zihniyettedirler ki nitekim zaten masum insanları katletmesinden de çok açık olarak bellidir. İnşallah o yüzden de işte karşı propagandanın önemini biz bu şekilde anlatıyoruz inşallah. İşte